Çağlay'la yeni bir günden herkese günaydın efendim. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugünkü ilk konuğum operatör doktor Kerem Bıkmaz hocam bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim Çağlay Siz nasılsınız? Çok iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi ilk olarak hem ağrılarımıza dair önemli bilgiler verecek hem de sizlerden gelen soruları kendisi cevaplıyor olacak. İnatçı, bel, boyun ve eklem ağrılarınızdan nasıl kurtulabilirsiniz? Hayatınızı kısıtlayan sebepsiz ağrılarınızın kaynağının siyatik olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? Özellikle ev işi yapan, örgü ören kadınlarımızın yaşadığı sorun sinir sıkışması nedir? Nasıl tedavi edilir? Birlikte konuşuyor olacağız. Aynı zamanda sol tarafımızda pratik bilgiler uzmanı sevgili Meltem aç geldi. Bizlerle beraber hoş geldin. Hoş bulduk Çağla'cığım Çok iyiyim. Çok şükür. Şimdi bugün 8 tane ayrı tarifimiz var. Özellikle bayrama çok az kaldı şimdi. E, baktığımız zaman bizlere evde en doğal malzemelerle temizlik yapmanın püf noktalarını anlatacak. Evimize dip köşe pırıl pırıl yapacak tüm pratik tarifleri az sonra minik minik sizlere veriyor olacağız. Yeni bir gün Fox'un sayfasından da anketlerimiz var. Onlara da katılımınızı bekliyoruz. Mutfağımızda da sevgili Yaren Çarpar var. Hoş geldin. Hoş buldum. Şefim nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Mersi ne yapıyoruz bugün? Bugün iftar için 3 farklı tarif yapacağız. Neler Bunlardan var? bir tanesi Toyga çorbası. Yani bazen sıcak bazen soğuk havalar değişiyor. O yüzden hem sıcak hem soğuk tüketebileceğimiz bir çorba alternatifli. Bir tane Hatay'dan bizim oralardan habaklı. Tepsiye bir içli köfte yapacağız. Tamam. Ee, bir de hurma yutması yapacağız. O da zaten hurma Ramazanın son günleri olabildiğince tüketelim diye şeker kullanmak yerine hurma kullandığımız bir, tatlı. bir tatlımız var. Harika, evet. çok güzel menü olmuş. Ellerinize sağlık Teşekkür şimdiden. Ederim. Anketlerimize katılım sağlamanız için cevap vermeniz gereken sorularımız şöyle. Şimdi daha sonra zaten bunu konuşacağız ama sinir sıkışması en çok ellerde mi olur yoksa bacaklarda mı? Bu ilk sorumuz. Cevaplarınızı bekliyoruz. az sonra hocamız açıklayacak. Meltem abla için de şöyle bir soru sormak istedik. Aslında Nesim tiyo vermeyeyim. çenemi de tutamıyorum bazen ama. Kızartma ve balık tavalarınızı sıcak suyla mı yoksa soğuk suyla mı temizliyorsunuz? Hangisinin daha doğru olduğunu ve daha etkili olduğunu düşünüyorsunuz? Cevaplarınızı bekliyoruz. Az sonra paylaşacağız. Şimdi sokaktan sorularımız var. Hocamız, hocamıza ilk olarak ilkini alalım. Buyurun. Hocam, belli mizarınca sı sıcak su torbası koymamız doğru mudur, yanlış mıdır? Belimiz ağrıdı ama neden ağrıdığını da bilmiyoruz. Sıcak su doğru bir seçim mi? E, ağrı ne kadar büyük bir problem değil mi sevgili Çağla Hanım? Yani e, hepimizin yaşadığı e, bel, boyun, sırt ağrıları özellikle çok ciddi bir Ufacık problem. Ufacık bir ağrı bile tadımızı kaçırabiliyor. Bütün tadımızı, yaşam kalitemizi, keyfimizi kaçırıyor. Ve bu noktada da tabii hep eskiden kalma bir takım geleneksel tedavilerle tedavi etmeye çalışıyoruz. Sıcak su torbası da bunlardan bir tanesi. Kısmen doğru ama kısmen doğru. Ee, şöyle açıklayalım onu. Yani, adele sıcağı sever. Yani e, eğer de var kasılma varsa, stres kaynaklı bir kasılma varsa, eğer gerginliğe bağlı bir ağrı, ağrıysa, eğer bir tutulma ağrısıysa, evet ona sıcak su koyarsanız ya da sıcak tutarsanız, korse takarsınız mesela. Korsenin esprilerinden bir tanesi de odur. Yani sıcak tutmaktır. Sarması etrafınıdır. E, bu fibromiyalji hastalığı, yaygın fibromiyalji biliyorsunuz, kronik romatizmal e, adeli hastalığıdır. Evet. E, bu hastalar daha çok kaplıcalara giderler. Niye? Adele sıcağı sever. Rahatlatır. Ama eğer bu sıcak altta yatan sebep adele gerginliği değil ise bir enfeksiyonsa eğer bir travma ya da eklem zorlanmasına bağlı ortaya çıkmış o bölgede ciddi bir yangı enflamasyon varsa ve siz bilmeden bunun üstüne sıcak uygularsanız o zaman e yangına körükle gitmiş olursunuz. Evet. Enflamasyonu yangıyı daha da arttırırsınız, ağrıyı daha da körüklemiş olursunuz. Dolayısıyla, çok bilinçli olmadan sıcak su torbalarını çok tercih etmemek, önce ağrının kökenini tespit etmek çok daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Daha net, kalıcı bir sonuca doğru bizi götürebilir. Hekimize evet. danışmamız her zaman çok çok önemli cevabını veriyoruz. Bir diğer soruyla hemen devam ediyoruz. Buyurun. Merhaba hocam. Boynum ağrıyınca yakı kullanıyorum. Sizce bu doğru mu, doğru değil mi? Bir de yakı mevzusu. Aslında gene evet. aynı şey. Aynı çıkıyor, aynı mi şekilde. Sıcaklık. Bu da geleneksel çok yaygın kullanılan, özellikle Anadolu'da çok yaygın kullanılan bir tedavidir. Yani yakı ne yapıyor? Yakı önce bir ısıtıyor, sonra bir oraya e, orayı bir yandırıyor. Gene ee, bir sıcak etkisi veriyor ve yakının içerisindeki madde sinir uçlarını etkiliyor. Sinir uçlarını etkileyerek ağrı kesici özellik gösteriyor. Aslında tedavi etmiyor. Yani Geçici eğer, bir çözüm geçici, gibi. Geçici oradaki ağrı yani ağrı kesici bir e, e, ilaç içmekle yaka kullanmak aslında benzer etkili. Hmm. E, ağrıyı dindiren bir e, konu bir, yöntem. bir bir yöntem. E, ama sebebini gene çok iyi bilmek lazım. Altta yatan, e, çünkü bazen ağrıyı dindirmek de sakıncalıdır. Yani hı hı. ağrı bir uyarı sonuç itibariyle. Hı hı. E, dolayısıyla e, çok bir, benim önereceğim bir yöntem değil açıkçası Değilidir. bu da. Peki yine bir diğer soru geliyor. Buyurun. Hocam benim ağrıyınca aileme kütletiyorum. Doğru mu yanlış mı? Benim ağrıyınca bu kütletme meselesini de bir konuşalım değil mi hocam? Ya e, kütletme, Geleneksel kütletmeler. Şimdi... Özellikle son yıllarda gerçekten bu kütletme kelimesi ve kütletme yöntemi çok popüler olmaya başladı. Şimdi kütletme aslında fizik tedavi içerisinde manuel terapi olarak bilinen bir tedavi yöntemidir. Ve profesyonel ellerle ee, yapılan değil mi? Son derece özenli mutlaka, yapılan bir şeydir. Mutlaka mutlaka profesyonel ellerle yapılması gerekli bir şeydir. Ee, ama şimdi o kadar yanlış kullanılmaya başlandığını görüyorum ki son yıllarda her türlü ağrıda, Aynı işte sıcak su torbası gibi, aynı yakı kullanımı gibi ağrınız varsa bir kütletelin bütün ağrı geçsin gibi bir noktaya gitmeye başladı bu konu. Ne, nedir kütletmenin şeyi ne hocam? Ya ne kütletmen... oluyor orada her şey yerineme oturuyor. Bir sıkışma var onu mu çözüyor? Niye kütletilir? Ee, özellikle iki durumda çok etkili kütletme tedavisi yani zorlanmaya bağlı eğer eklemde omurganın eklemleri vardır fasit eklem dediğimiz eğer spor yaparken e, bir zorlama meydana getirdiniz eklemlerde bir kitlenme meydana geldi eklemde ufak bir kayma meydana geldi bu kayma yerine oturtma yöntemidir mesela bu kütletme manuel terapi ile e, özel hareketlerle. Ters hareketlerle o eklemi yerine getirme ya da bir adeli spazmı meydana geldi. O spazmı çözmeye yönelik bir tedavi yöntemidir. Ama kütletme ciddi bir bel fıtığını hiçbir zaman tedavi etmez. Kütletme ya da manuel terapi diyelim ona kütletme demeyelim. Çünkü doğrusu manuel terapi. Hiçbir zaman bir kanal daralmasını ciddi bir hastalık varsa ağrının kökeninde bunların hiçbirisini asla tedavi etmez. Bir de en önemli konu. Yani bu evet bir fizik tedavi yöntemidir. Fizyoterapistlerin uyguladığı bir tedavi, profesyonel bir tedavi yöntemidir. Ama bu konuda yetkin olan e, fizyoterapistlerin sayısı bile azdır. Yani bu bir özel eğitim hmm. gerektiren bir fizyoterapi ve tedavi yöntemidir. Yani bunu her fizyoterapistin uygulamaması gerekir. Ken? Kaldı kaldı ki evde insanların asla ve asla uygulamamaları gerekiyor. Şöyle yapıp şöyle alıp çat diye ya yapıyorlar. İnanabiliyor ya ne kadar musunuz? Ee, biz ya sonuçta ameliyat yapan doktorlarız. E, bu sebeple, bu kütletme ya da yanlış monel terapi uygulamalarıyla felç olan insanları görüyoruz. Ay. Ameliyat esnasında kemiklerinde, eklemlerinde kırılma olan insanları görüyoruz. Hmm. Yani e, insanın kendi bedenine önce saygı göstermesi gerekiyor Kesinlikle. diye düşünüyorum. Dolayısıyla o bedeni de e, emin ellere emin test ellere, ehil ellere teslim. mutlaka teslim etmesi lazım. Bir de böyle ben de hatırlıyorum rahmetli babamın sırtını çiğnediğimi o da sanki böyle bir masaj ve rahatlatma yöntemi gibi değil mi? Kiloyu iyi ayarladığım zaman bu e sırtta yürüme olayları nasıl bakıyorsunuz? O da aynı şekilde aynı yani şey hepsi aynı şekilde aslında. E, ...geçici bir rahatlatma yani, yani sert tabii. bir masaj gibi düşünelim. Hı -hı. Ama bu sert masaj sonrası bile narin... E, ...çünkü omurganın özellikle boyun bölgesi kemikleri son derece narin. Hı -hı. E, o bölgeye çok e, dikkat etmek gerekir. Hı -hı. Kaldı ki yan tarafta boyun bölgesinde... ...şimdi kütletmede hani e, belli bir hareketler var biliyorsunuz. O tabii. hareketler de çok popüler ve... ...sanılıyor ki ne kadar çok ses çıkarsa o kadar daha iyi olacak... ...daha iyi rahatlatılacak. E, bu işi eğer yanlış birisi yaptığında... Omurganın o narin kemiklerinin yan tarafında çok ciddi hayati damarlar var. O damarlara eğer bir yaralanma söz konusu olursa hayati risk bile taşıyan gerçekten e, ciddi bir durumla karşı karşıya kalabiliyoruz. E, o yüzden bir kere daha söyleyelim. Asla e, evde e, zaten aile içerisinde ya da arkadaş ortamında yapılmaması lazım. Hı hı. Eğer bir manuel terapi uygulanacaksa ve buna bir ihtiyaç varsa bu konuda eğitim almış fizyoterapistlere Mutlaka. sadece gitmek lazım. Peki bu uyarıdan sonra bir soru daha alalım. Buyurun. Bel arası için sert yerde yatıyorum. Yaptığım hareket doğru mu yanlış mı? Sert yerde yatmak. Bel ağrılarına iyi gelir mi? Valla bizim asistanlığımızda bile bize böyle öğretilirdi aslında ama bu yıllar içerisinde, zaman içerisinde e, gerek kendi pratiğimizde gerek literatürde artık e, bunun asla doğru olmadığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Kesinlikle yanlış. yanlış. E, bir de şöyle denir. Mesela eskiden e, biz de derdik hastalarımıza bir hafta on gün asla yataktan çıkmayacaksın. Mutlak yatak istirahati diye raporlar yazardık. Eskiden hatta. bu böyleydi. Eskiden Şimdi... bu böyleydi. Şimdi Tam tersi hastaların evet bir aktivite kısıtlandırmasını, sınırlandırmasını istiyoruz ama aktif olmalarını Yine istiyoruz. De. Yürümelerini istiyoruz. Hmm. Kendilerine verilen doktorlar ya da fizyoterapistler tarafından verilen egzersizleri yapmalarını istiyoruz. Sert yatakta, eskiden ta ta taşa yatırırlarmış, mermere yatırırlardı. Çok sert, olabildiğince sert yerlere yatırılırdı. Asla öyle bir şeye ihtiyaç yok aslında. Yeter ki çok yumuşak olmasın, olmasın. yatak. Yani yatak, siz yattığınızda, sırt üstü yattığınızda size bir destek olabilsin. Arkadan bir destek olsun, hmm. sırtınıza, omurganıza bir destek olsun. İçine gömülmeyelim. İçine gömülmeyelim. Evet, en önemli şey bu. Yoksa çok sert olması aslında faydadan çok, daha çok zararı var. Çünkü daha çok travmatize ediyor o bölgeleri. Ne çok yumuşak, ne çok... Çok sert. Onun da bir dengesi olması gerekiyor. Bir sorumuz daha var. Alalım. Ağır kaldırmaktan korkuyorum. Herkes al kaldırılırsa e, pıtık olursunuz diyorlar. Hocam bu doğru mu yanlış mı? Ağır kaldırmak kimler için ne kadar ne zaman tehlikeli? Çok güzel sorular seçmişsiniz. Evet. Bu da gerçekten çok gündemde olan şeylerden, merak edilen şeylerden bir tanesi. Aslında bilinen şeylerden bir tanesi. Evet doğru tabii ki yük fazla kaldırdığınızda omurganın hem eklemlerine hem de kemiklerine hem de disk mesafesine fıtıklaşan bölgelerdeki basıncı arttırdığınız için omurga sağlığı açısından son derece zararlı bir işlev bir işlem yapmış olursunuz bir hareket yapmış olursunuz. Ama burada aslında daha önemli olan bence belirtmemiz gereken ne kadar çok kilo kaldırdığınızdan çok çünkü bazen iki kilo kaldırınca da belinize kitlenme olabilir. Tabii Bel ayakkabıyı fıtık bağlamaya olabilir. eğildiğinde bile olabiliyor. Hiç ağırlığa gerek yok. Ağırlık evet olabildiğince yüklenmememiz o, gerekiyor. ki Kilomuza uygun ağırlıklar kaldırmamız gerekiyor. Yani 8-10 kilodan fazla yükün altına mümkün mertebe hiçbir şekilde evet. girmememiz gerekiyor. Biz kadınlarda şöyle bir şey yok. Ya ben bunu kaldırırım kimse yok ya yani. <laughs> Sonuçta o işin de bir şekilde yapılması gerekiyor. Ben yani tamam mı sen evet, de eminim çok yapıyorsun. O koca koca halıları yüklenir. Bir de kaldırış şekli konusunda mesela doktorların bir uyarısı var. Ben bir şey kaldırırken onu uygulamaya çalışıyorum ama hiç öyle olmuyor. Nasıl neydi mesela? Yani şöyle mesela hemen, hemen göstereyim. Şuradan şu sehpayı alayım mı? Tabii. Şimdi biz hanımlar bir şey kaldırırken doktorların uyarısı şu. Yerden bir şey kaldırırken çömeleceksin. Bunu alacaksın, evet. böyle kaldıracaksın. Evet. E, ...ağır şeyi öyle kaldırmak zor. Mümkün değil, çok Belden zor. destek alarak böyle kaldırıyoruz. Bunu da yanlış olduğunu söylüyorum... Hangisi evet. doğru hocam? İsterseniz kalkıp gösterelim. Ben yani, ee, Hanım'la girmeden de konuştuk zaten <laughs> evet. bu konuyu. E, tabii ki şu asla yanlış. Yani şu Meltem Hanımın söylediği asla yapmamamız gereken bir hareket. Ama bakın e, ben nasıl Kolay olan o ama gülük pratikte maalesef en çok yaptığımız şeylerden evet. bir tanesi bu. Ve demin bahsettiğim konu da bu aslında. Ya bu tür travmalar, mesela fıtık patlaması dediğimiz hadiseler ya da bel kitlenmesi dediğimiz e, durumlar genellikle ani hareketler. Mesela seyahate gideceksiniz, valizini hazırladınız, e, bir anda saate baktınız, geç kaldınız, eğildiniz, ani, evet, ani hareket. Evet. Ya da yataktan aniden kalktınız. Yani e, kilo evet önemli ama ağırlığı nasıl kaldırdığımız çok daha önemli. Yani ideal kaldırma... Ee, şu, şu şekilde değil. Bir bacak önde. Evet. Bir Hı. bacağımız önde. Dizleri kıraca, kır, kırarak olabildiğince omurganın doğal nötr pozisyonunu bozmadan cismi tutmak ve bunu yakınımıza evet, alarak kaldım. bu şekilde kalmakta. Ya bir yere taşırken de mesela yükü böyle taşımak son derece sakıncalı. O evet, çok bir Onu mutlaka ya. yakınımızda tutmamız, Tutma. bedenimize olabildiğince değdirmemiz e, gerekiyor. Aslında bütün hikaye Omurga'nın ideal bir duruşu var. Kulak, omuz, kalça bir hizada olacak şekilde. Biz omurga sağlığı açısından gerek bel gerek boyun gerek sırt bu ideal pozisyonu olabildiğince yatarken de, hmm, korumak. otururken de, e, bir şey kaldırırken, kaldırırken de, yürürken de, ayakta dik dururken de bunu korumamız lazım. Farkındalık bu, yani, farkındalık. Başka evet, bir şey de, evet, bunu yaptığımız sürece e, omurgaya e, daha az yük bindiriyoruz. Çünkü yaş ilerliyor. Yaşı durdurma şansımız yok. Evet. Omurga yıpranıyor. Ya düşünsenize yani emeklemeye başladığımız andan itibaren oturuyoruz, yürümeye başlıyoruz, koşuyoruz. Her türlü aktiviteleri koşma, yüzme, yürüme her şeyi biz omurgamızla yapıyoruz. Doğru. Ve kullanıyoruz. Yanlış çok kullanırsak lazım bize ya. çabuk yıpratırız. Çok Doğru kullanırsak yani? uzun lazım. süre götürür bizi. Evet, bizi ayakta tutan şey sonuçta. Aynen öyle. Peki, teşekkür ediyorum evet. e, şöyle devam edelim isterseniz. E, ağrılarla ilgili çok fazla soru geliyor ama bunları genellemek gerekirse mesela vücudumuzdaki bütün ağrılar geçer mi? Ağrılar kaderimiz mi? Ve öncelikle hocamızın da şöyle bizim içimize su serpen bir cümlesi var. O da önemli. Hiçbir ağrı kalıcı değildir. Ne demektir hocam? Bize anlatır mısınız? Çağla Hanım ağrı nedir? Ağrı bir hastalık mıdır? Ağrı bir hastalık değildir. Hastalık ağrı nedir? Olabilir. Ağrı bir uyarıdır. Uyarı. Ağrı bir sinyaldir. Ağrı vücudun bir alarm sistemidir. Bu alarm sistemini eğer siz iyi dinlerseniz, kökenine inerseniz, sebebini ağrıya sebep olan durumu doğru şekilde belirlerseniz, evet hiçbir ağrı kalıcı değildir. En azından ağrıların çok önemli bir bölümü, ...kalıcı değildir, rahatlık da diyebiliriz. Diyebiliyoruz. 1979 yılında... ...Uluslararası Ağrı Teşkilatı ağrıyı şöyle tanımladı... ...benim de çok sevdiğim bir farklı tanımlamaları var ağrıyla alakalı ama en önemlisi benim en sevdiğim bu... ...diyor ki teşkilat ağrı vücudun herhangi bir yerinde meydana gelen... ...organik bir sebebe bağlı olan ya da olmayan burası çok önemli... E, kişinin geçmişteki bütün deneyimlerini de içeren hmm. hoş olmayan bir durumdur diyor. Hoş olmayan bir durum. Şimdi doğru. burada baktığınızda bir vücudun herhangi bir yerinde doğru vücudumuzun her yerinde biz ağrı hissedebiliriz. Organik bir hastalığa bağlı olan ya da olmayan. Ne demek? Türkçesi e, bir kişinin ağrı duyması için illa çok büyük bir hastalık olması gerekmiyor. Hmm. Psikojenik ağrılar dediğimiz bir ağrı durumu var. Ya da çok uzun süre ağrı yaşayan kişilerde kronik ağrının getirdiği e, sosyal hayatın etkilenmesi, e, gelişen depresif durum, yaşam kalitesinin bozulmasıyla birlikte ortaya çıkan ağrı eşiğinin düşmesi var. E, ağrı olması için bir ciddi bir hastalık olması gerekmiyor. Kişinin geçmiş deneyimlerini ne demek istiyoruz? Ağrı eşiği diye bir şey var değil mi? Kişinin ağrı eşiği herkese çok farklıdır. Kimisi ufacık bir ağrıdan hastaneler acillere koşar. Kimisinin vücudunda çok ciddi bir sıkıntı vardır ama buna dayanır. Bu da çevresel faktörler, ailevi faktörler, kim, neyi gördüğü, bütün bunlar genetik yapı hepsiyle iç içedir. Dolayısıyla eğer Ağrının kökenine iyi inersek bunu da nasıl yapacak? Bunu yapacak olan hastalar değil, bunu yapacak olan hekimler. Hı hı. Bunu nasıl yapacak? E, hastaya dokunacak, hastayı muayene edecek, dinleyecek. E, dinledikten muayenesini yaptıktan sonra radyolojik incelemelerini e, belirleyecek. Ve onun neticesinde ağrıya sebep olan durum, bu durum tek bir sebep olmayabilir. Hastada bel fıtığı vardır ama bel fıtığı ile birlikte ciddi bir spazm durumu da vardır. O zaman ikisini birden tedavi edeceksiniz. Hı hı. E, dolayısıyla... Ee, ağrının kökenine indiğimiz noktada biz e, ağrıların çok önemli bir bölümünü e, tedavi edebiliyoruz. edebiliyoruz. Hiçbir ağrı kalıcı değildir de göğsümüzü gere gere söyleyebiliyoruz. Şimdi bir de sinir sıkışmaları var. Sinir sıkışmalarını konuşalım isterseniz. Sinir sıkışmaları nerelerde gözüküyor? Bir buna bakacağız. Bir de Sezen Hanım bize eşlik edecek bu noktada. Ee, bir e, örgü ördüreceğiz kendisine değil mi? Bu örgüyü neden ördürüyoruz? şimdi bunu da konuşalım. Buyurun gelin. Sinir sıkışmaları. E... Hoş geldin. Hoş Merhaba. Merhaba. Kimlerde Hanım, hoş daha çok mi? görülüyor? Şimdi hoş sinir geldin. sıkışması. De sinir sıkışması ben de kalkayım. Tamam. Sinir sıkışması dediğimiz hadise vücutta e, sinirin olduğu her yerde olur. Ama bizim en sık karşılaştığımız sinir sıkışmaları omurgadan çıkan sinirlerde ve kol ve bacak sinirlerinde en sık karşılaştığımız sinir sıkışmaları bunlardır. Bunların içerisinde. Ee, onun cevabını şi, şimdi, şimdi vermeyeyim. Ee, en sık karşılaştığımız hangi çünkü anket yapıldı galiba onunla alakalı. Evet, evet. Onun ha, cevabını şimdi vermeyeyim. vermeden devam edelim. Ee, Siz örmeye başlayın istiyorsunuz. Evet. Ne hocam? Şimdi. <laughs> <Herkes. gülüyor> İsterseniz. <istiyor. gülüyor> Herkes. Evet. Sinir sıkışmalarında e... sebepleri neler hocam? Sebepleri neler? E, önce şeyden başlayalım. Biz e, buna hamara tanım hastalığı da diyoruz. Hı -hı. E, hamara tanımlarda özellikle çok sık karşılaştığımız bir durum. Ince el hareketleriyle iş yapmak. Örgü örüyorsunuz değil mi? Evet. Tamam. Sizce. Nasıl örüyorsunuz? İşte şöyle. Böyle. Başlıyoruz. Şimdi hareketleri görüyorsunuz değil mi evet. Çağlanım? Yani çok ince hareketler, parmaklar çalışıyor, el bileği sürekli bir. E, hareket, hareket halinde, halinde e, öne Lütfen. arkaya rotasyonel e, halkasal hareketler var. Hayır şeyi anlamıyorum hocam. Şimdi burada eller parmaklar hareket ediyor. Kireçlenmenin önüne geçebileceğimiz minik bir egzersiz gözüyle baktığım zaman madem öyle niye sinir sıkışıyor? Çok güzel bir soru o da. E, çünkü medyan sinir dediğimiz bir sinir var. Elimizin duyusunu sağlayan en önemli sinirlerden bir tanesi. Bu sinir birinci parmak ikinci parmak üçüncü parmak ve dördüncü yüzük parmağının yarısının duyusunu sağlayan, önlü arkalı duyusunu sağlayan, hissiyatını sağlayan ve baş parmak hareketlerini sağlayan bir sinir. Hı hı. Ve bu sinir anatomik olarak el bilek bölgesinde şu bölgede yaklaşık şu bölgede el bileklerinin üzerindeki U şeklindeki bir üstü bir bantla çevrilmiş bir kanal içerisinde gidiyor. Hı hı. Ve ee, bu kanal eğer ellerinizi çok kullanırsanız, tabi bu çok kullanma günler haftalardan bahsetmiyoruz. Uzun senelerden bahsediyoruz ve bu, bu sebeple de bir meslek hastalığı olarak aslında değerlendiren. Evet Hamarat Hanım hastalığı e, ama sadece e, ev hanımlarında, Hamarat ev hanımlarında gözükmüyor. Değil. Bugün e, işte piyanistler, berberler, heykeltıraşlar, müzisyenler... E, ...sekreterler, sürekli klavye kullananlar... ...ve değil size mi? bir şey söyleyeyim. Klavye kullananlar da tabii değil mi sürekli bu şekildeler? Son özellikle 5 yılda... ...son özellikle 5 yılda... E, ...giderek daha da artmaya başladı. Neden biliyor musunuz? Cep telefonu kullanımında. Hmm. Çünkü hepimizin elinde... doğru ...cep telefonu. Sürekli şu hareketleri yapıyoruz. Sürekli bir mesajlaşma... ...işte sosyal medya... ...ince el hareketlerini ne kadar çok yaparsanız... ...o zaman... Buradaki bant o bahsettiğimiz tünelin tünelin üst kısmını yapan bant kalınlaşıyor. Kalınlaşınca alt tarafta bilek kemikleri var. Üst tarafta bant kalınlaşıyor. Altta e, ortada sinir eziliyor. Eziliyor anladım. Ezilince de sıkıntılar ortaya çıkıyor gibi düşünebiliriz. O soruyu bir daha alabilir miyim Merve? E, önemli bir soru daha gelmiş. Yer silmekten, bulaşık yıkamaktan <laughs> bileğinde ağrı oluyormuş sizin, değil mi? Evet. evet. E, da sıklıkla. Hı hı. E ne yapması lazımmış? Hocama sorabilir miyiz aynı zamanda demiş. Geceleri uyuşma var mı? Evet. Geceleri uykudan uyandıran bir uyuşma oluyor mu? Aynen. Peki şöyle elimizi salladığımızda biraz rahatlama hissediyor muyuz? Evet. Tamam. Yani Şey yapıyorum genelde hareketler yapmaya çalışıyorum işte. Peki evde e, ufak nesneleri tutmakta mesela bulaşık makinesine bir çatal kaşık Tabii atacaksınız. Tabii parmak uçlarımda böyle çok ağır buralarda çok ağır olduğu zaman parmak uçlarımda uyuşuyor. O yüzden de Yaparken zorlanıyorum. Elden düşürüyor muyuz? Tutmakta Tabii. bir şeyi kavramakta evet. zorlanıyor muyuz? Aynı. Peki. Ne olmuş oluyor hocam öyle olunca bir şey tutmakta e, sıkıntı yaşarsak eğer? Şimdi bir de bir şey daha bakalım. Hemen bir muayenenizi yapayım ben şurada size. Siz muayene yapın ben ha, şimdi şu bir haroşa şey yapalım. Hocam. Burada şu şekilde hiç, hiç ellerinizi bileklerinizi böyle tutuyorsunuz. Şöyle birazcık duralım. Parmaklarınızda uyuşma olursa söyleyeyim bunu. Var mı parmaklara doğru hafif bir uyuşma? Bu bahsettiğimiz sıkıntı tek taraflı mı iki taraflı mı? Tek taraflı. Tek taraflı. Hı -hı. Daha çok elinizi kullanıyorsunuz. Evet sahilimi kullanıyorum. Var mı başladı mı o iş? Evet şu kısımda. Biraz var. başladı. Peki bir şey daha bakalım o zaman. Şimdi şöyle rahat bir şekilde durun. Rahat bırakın. Böyle yaptığımda parmağa doğru bir elektriklenme oluyor mu? Hı -hı. Oluyor mu? Oluyor Burada mu? var mı? Burada daha mı çok? Burada evet şu parmağımda. Hangi parmaklara geliyor? Şimdi bu yaptığım iki tane test Çağla Hanım ne demek bizim hocam? bilekte sinir sıkışması tıbbi adı Karpal Tünel Sendromu olan hastalığın demin bahsettiğimiz ki dünyadaki en sık karşılaştığımız meslek hastalıkları arasındadır. Hamarat Hanım hastalığı dediğimiz Karpal Tünel Sendromu için çok tipik iki tane testtir. Şimdi bu kişilerde bir geceleri ellerde uyuşma olur. Var mı? Var. Var. Ee, gece uykudan uyandırabilir. Sabah ilk kalktığında ağrılar uyuşmalar çok fazla olur. Var mı? Evet. Uyuşuyor. Uyuşuyor. Parmaklarım bazen şey yapamıyorum. Hissetmiyorum yani. O yüzden tamam. De Ellerimizi şöyle salladığımızda biraz rahatlıyor muyuz? Biraz. Rah Rah çok telefonla olur. konuşunca 3 dakika 5 dakikada uyuşuyor Sonra, mu eliniz? Evet, değiştirmek yoruluyor. zorunda kalıyor musunuz? Aynen. Çok tipik bir karpal tünel sendromu. Dur. Ne yapacağız? Elleri ya, fazla çalıştırmaktan. Elleri fazla çalıştırmaktan, işte Hamarat Hanım böyle dikiş de, nakış fazla de, yapmaktan, e, elleri çok kullanmaktan, elleri dinlendirmeden çok kullandırmaktan yıllar içerisinde gelişen bir durumdur. Peki e, tedavisi nasıl oluyor? Tamamen kurtulabiliyor mu ondan da bahsedelim. Ne yapıyoruz? Bir Karpal tünel sendromu, mi? bilekte sinir sıkışması olduğunu düşünüyorsak <laughs> bunun tanısı görüntüleme ile MR'lı röntgenle şununla bununla konmuyor elektromiyografi dediğimiz bir sinir iletim çalışması var. İlk fırsatta mutlaka bunu yapmak lazım size de. Burada bu testle yukarıdan aşağı bütün sinirleri bizim yoklama şansımız var. Bu test neticesinde eğer hafif düzeyde ise bir bileklik veriyoruz. Kendisine eli dinlendirerek kullanmasını söylüyoruz. Biraz fizik tedavi yöntemleri orayı rahatlatacak medikal tedaviler uyguluyoruz ama orta ve ileri düzeyde ise onun ufak bir cerrahisi var, ufak bir cerrahiyle lokal anestezisi altında o kalınlaşan bantı kesiyoruz ve siniri rahatlatıyoruz. Hmm, son Sonuçta noktada. da ama e, hastamıza da bu sorunu yaşayan kişiye ameliyat olsun olmasın. Mutlaka bundan sonrasında çünkü bu hastalık çünkü yaptığı yanlışlardan ortaya çıkıyor. Evet ama sonuçta bir meslek de e, olabilir bu öyle değil mi? E, sonuçta yapmak ve ekmeğini bu şekilde kazanıyor ya, da olabilir. Evet. Sadece örerek sadece bilgisayar başında sadece telefon veya şey kullanarak o Çok noktada Çok doğru kesinlikle nasıl i̇şte o noktada da dinlene dinlene Dinlen. dinlendire dinlendire. İşte bir şeyi çok sık sıkması gerekiyorsa olabildiğince daha az sıkarak, Biraz işte mouse kullanıyorsa kullandığı mouse'u bileğine baskı yapmayacak şekilde uygun bir mouse tercih. seçmesine tercih etmesine imkan tanıyarak gibi bir takım önerilerle yaptığı yanlışların doğrularını göstermek tabii ki zaten bir meslek hastalığı. Şimdi bu hastalıktan dolayı e, biz bir berbere artık berberlik Kesme yapmayacaksın diyemeyiz Anladım. ama daha kontrollü, daha dinlenerek çalışmasını rahatlıkla söyleyebiliriz. Sinir sıkışmasına ne iyi gelir diye baktığımız zaman etkilenen bölgeye 10-15 dakika soğuk uygulama yapılabilir. Şikayetlerin tetiklenmesine neden olan hareketlerden birazcık uzak durabiliriz. Çalışma sırasında düzenli istirahat edilmesi, gevşeme egzersizlerinin yapılması, etkilenen bölgenin yüksekte tutulması ve tabii ki dinlendirilmesi çok çok önemli. Şimdi bir de siyatikle ilgili birkaç tane konu. E, e, Göstereceğimiz şey var. Size çok çok teşekkür ediyorum. Kendin. Çok geçmiş olsun. Kolaylıklar diliyorum. Siyatik'in sebeplerine de bakalım isterseniz hocam. E, nedir bu siyatik? Evet siyatik, siyatik kendisini nasıl gösteriyor? Bu siyati hangi aralara siyatik diyebiliyoruz ve evimizde siyatik testi yapabilir miyiz? Şimdi siyatik aslında e, omurga'nın alt kısmından çıkan sinirlerin birleşmesiyle oluşmuş vücudun en en büyük en kalın siniri. Hı hı. her sinirde olduğu gibi duyu fonksiyonu var. Hareket sağlayan, bacaklarımızın hareketini sağlayan motor fonksiyonu var. Siyetik siyatik bir sinir. Bu siyatik sinirinin bas baskısıyla sinire bası olması durumunda, sinirin gerilmesi durumunda, sinirin hasar görmesi durumunda ortaya çıkan Belden bacağa doğru giden hastalığa da ağrıya da biz siyatik ağrısı diyoruz. Aslında biraz fıtıkla karışıyor mu siyatik ağrıları hocam? E, karışıyor şöyle ya, nasıl karışıyor. Nasıl ayırt edebiliriz onları isterseniz öne geçelim. Şöyle karışıyor. Oradan. Şimdi ne dedik siyatik sinirinde baskı olması dedik değil mi? Siyatik evet. sinirine baskı yapan zaten en sık karşılaştığımız durum bel fıtıkları. Bel fıtığı dışarı doğru taştığında, bacağı sinire bası yaptığında, bu siyetik sinirlerine baskı yapıyor ve ağrı bacağı doğru vuruyor. Bunu evde çok rahatlıkla izleyenler bakabilirler. Buyurun. Evde siyetik testini nasıl yapabilirler? Nasıl ee, özellikle bacağı giden ağrısı olan kişiler sırtüstü yatsınlar. Yattılar. Sırtüstü yatsınlar ve bacaklarını yerden şimdi benim tamamen yattığımı e, matımız vardı ya. Bir, bir ön hocam görüyoruz. matta gösterelim hemen. Olur, mi? olur. Tabii ki gelirse ha, matta göster. Bir... ortalık nasıl karıştı? Bu arada şunu gösterelim. <gülüyor> Diğer <gülüyor> ikinci testi gösterelim. Tamam. E, yatmaya birazdan geleceğim. Onu yedim, Veya bakayım. geldi hemen sırayla evet. gidelim sen o zaman. Kalk ki sen gösterirsin. Hocamızın takım bozulmasın. <laughs> Kalk kal ki. Ne var ya? Ne <laughs> mırıldan mı? yere yatsana. Ne? Tamam peki. Evet. Şöyle alayım. <laughs> İnanılmaz. Peki. Tamam. Ben yapayım göstereyim. Şöyle yapalım. Şimdi sırt üstü yatıyoruz. Evet. Ondan sonra bacağı yukarı doğru kaldırıyoruz. Bunu biz düz bacak kaldırma testi olarak muayenelerde de yaparız. Şimdi bu bacağı kaldırdığımızda arka grup adeleleri kısa olmayan kişilerde 90 dereceye kadar kalkar. Tamam. Ama buraya kaldırdığımızda Yere ne kadar yakın vaziyette, bacakta şiddetli bir ağrı, gerilme, kasılma, belde ağrı olur ise bu bizim için çok önemlidir. Bu siyatik sinirinde, siyatik sinirini oluşturan sinirlerin herhangi birinde baskı olduğunu gösterir. Hmm. Bu bir. Bu bir. Yani evde bunu herkes yapabilir. Bunu hemen deneyebiliriz. Çok basit. Hiç, hiçbir tehlikesi yok aynı zamanda Hiç da. Hiçbir tehlikesi yok. Bacağı yukarı kaldırırken kasılma ağrı oluyorsa oluyorsa mutlaka ee, konunun uzmanı bir doktora gitmeleriyle. İkincisi, İkincisi normal duruyoruz. Öne doğru eğiliyoruz. Bu eğilme esnasında da aynı şekilde e, ne kadar erken eğildiğimizde ağrı kalçaya bacağa doğru iniyor ise bu da aynı şekilde. Siyetik sinirlerinden herhangi birinde baskı var demektir. Var mı şu an herhangi bir ağrı? Yok. Siz zaten sporcu olduğunuz için Ama yok yani benim de her yerim dökülüyor. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Benim ben, ben kasık falan falan da bu rahattım şu anda bunda rahattım bu da önemli bir test evet, Zirgeri... ikincisi bu tamam. yatarak yaptık ayakta yaptık Üçüncüsü artık olay ee, daha sinir hasarına doğru gitmeye başlamış Başladı, Baskı mı? daha süresi uzamış ve sinir hasarı gitmeye başladıysa şöyle yapabilirler ee, Topuk topuklar. üstüne kalkacaklar topuk üstüne kalktıklarında şöyle bir yürüyecekler ya da yürüyemiyorlarsa. Ne olur yürüyememe durumu yürüyemiyorlarsa, yürüyemiyorlarsa, işte Üzerine basamam ama bastığın zaman ağrı mı? E, bu şekilde topuk üstüne kalktığımızda diyelim sağ bacakta ağrı var. Eğer bu bacak daha çabuk düşüyorsa hmm, ya da yaşıyorsa. daha az kalkıyorsa demek ki siyatik sağ taraftaki siyatik sinirlerinde bir sıkıntı var. Siyatik hmm. sinirinde bir sıkıntı var. var. Demek Sinir olabilir. hasara gidiyor demektir. En kötüsü... Bunun hiç kalkmaması. Ha o topuğa bu basamıyor bile. Hiç basamıyorsa tamam. artık e, olay gerçekten çok ciddi noktaya Boyutlara gelmiş. Gelmiştir. Sinir ölmüş demektir. Son olarak da tam tersi. Bu sefer parmak ucunda bu şekilde kalkıyoruz. Hı hı. Bu bacağın topuğun erken düşmesi. Bu da farklı bir bölgedeki siyatik sinirin en alt kısmındaki hasarı gösteren bir bulgu. Peki hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Bu arada anketlerimiz de sonuçlandı. Bel ağrılarına sıcak torbası uyguluyorum diyenlerin sayısı %55, uygulamıyorum diyenler %45. Sinir sıkışması ellerde mi yoksa bacaklarda mı olur diye de sormuştuk aynı zamanda. Ellerde diyenler %67 çoğunluğunda, bacaklarda diyenler ise %33 çoğunluğunda genellikle Doğru cevaplar verilmiş değil evet, mi? Evet. Harika vallahi. Size de çok çok teşekkür ederiz. Ben, ben teşekkür, teşekkür ederim. bilgiler için. Hocamı buradan uğurlarken ben hemen mutfağa doğru şefimin yanına geçiyorum. Yaren şefim. Hurma uyutması, tepside evet. içli köfte, <laughs> toyga çorbası. Nedir toyga çorbası? Toyga... Yani aslında bir çeşit yoğurtlu aş gibi düşünebiliriz. Ve bayılırız Serada. Ee, herhalde evet. muhtemelen. bizim orada tebli de derler buna. Tebli. Evet yarma buğdaydan yapılır. Yani galiba Arapçası tebli. Ee, o yüzden de böyle biz genellikle yazın soğuk tüketiriz. Kışında daha sıcak. Bizde de vazgeçilmez yoğurt çorbası evet. vardır. Şimdi neyi hazırlıyoruz? Ee, şu anda içli köftenin iç harcını aslında hazırlıyoruz. Yani tepsiye yapacağımız için ara katı diyebilirim. Ya bu içli köfteyi içli bir şekilde yapmayacağız anladım. Böyle Yok. içini oyup doldurmalı bir şekilde yapmayacağız. değil. Ama aynı tepsiye lezzette yapacağız. tepside evet, olacak. Aynen Çok Daha güzel. pratik olacak. Evet. O yüzden. Ne hazırladık ee, içini? Nasıl hazırladık? İçinde soğan doğradık. Kıymayla beraber kavurduk. Hı hı. Ee, biz birazcık baharat kullanmayı severiz. Biraz yeni bahar, biraz tarçın kullandık. Ee, karabiber, tuz kullandık. Ee, dışının hamuru için... Bulgur birazcık şişirdim. Bu böyle yumuşayacak. İçine biraz un koyacağız. Asıl burada aslında tat farkını yaratan şey bizim habak dediğimiz. Mor Reyhan'ı bilir misiniz? Mor Reyhan'ı biliyorum. Onun bayılırım. Çiçek hali. Bizim orada yani Hatay'da çiçek hali toplanır, ters çevrilir, kurutulur, kuruduktan sonra kullanılır. Aileniz mi Hataylı? Ee, evet ailem Hataylı. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim Bir kez sağ daha. Olun. Anne baba oradaymış galiba zannedersen. Evet yani ailem oradaydı deprem esnasında. Ben 10 yıldır burada yaşıyorum, 10-12 yıldır burada yaşıyorum. Ee, on onlardan haber gelince. Mi? Sağlıklılar çok sağ şükür. Olsunlar. Yani evimizde de bir hasar yok ama oradaki hasarlar çok büyük çok yani. Çok büyük. Biz, çok şükür ki şanslı olanlardanız. Hı -hı. Bir önceviyden bahsedeceğiz değil mi galiba? Evet Onun doğru. Ee, yani depremin hemen ikinci günü yakın çevrem arkadaşlarımın desteği, birçok kurum ve markanın desteğiyle biz oraya gittik. E, i̇ki buçuk aydır oradayız. İki buçuk aydır orada sıcak <laughs> yemek dağıtıyoruz. Ne güzelsiniz. E, sayılarımız yüksek hala öyle yani ihtiyaç hala devam, devam ediyor, ediyor aslında. Ediyor, Biz bayramda son yemeğimizi vereceğiz ama elimizin üzerinde kalması gerekiyor. Oradaki yerli üretici artık üretim yapmaya başladı. Hı hı. O yüzden biraz onlara değiniyoruz, onlara dokunmaya çalışıyoruz. İşte Mesela burada da özellikle mesela Tolga çorbasını tuzlu yoğurtla yapabiliriz. Onlardan hmm. tuzlu yoğurt hmm. alabiliriz, işte ha bak onlardan alabiliriz. İnternet sitesinde bir sürü artık üretici destek olabiliriz bu ve şey, tedarikçi var, onlara destek olabiliriz. Biz hmm. restoranlar olarak mutfaklarımızda mümkün olduğunca e, şey yapıyoruz, yer vermeye özen gösteriyoruz. Ee, Kolaylıklar yani, diliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Şifa olsun Her evet, inşallah. herkese. Evet. İnşallah. Herkese gerçekten öyle. Peki devam edelim. E, şunu çok merak ettim bu arada. Reyhan'ın çiçeği dedi. Bu kokusu da çok güzel, ben, evet. Tahmin, tahmin ediyorum. Hmm. Taze rehan da tabii bir başka evet. ama bu da çok bu da çok güzel Ya Toygayı da işte birazcık tuzlu yoğurtla yaptığımız zaman o zaman yumurta ve una gerek kalmıyor Tuzlu yoğurt zaten aslında Onun yoğun ve Aynen kıvamı ve lezzeti e, müthiş gerçekten evet. e, İçli köftenin tepsi de içli köftenin e, bulguru bulguru. Hı hı. Bunu beklettim dedim evet, birazcık Bunu böyle sıcak su koyduk biraz şişirdik Şişti. E, yoğuracağım Biraz un ekleyeceğim, habak ekleyeceğim, tuz hı hı. ekleyeceğim Yoğurduktan sonra soğan ekleyeceğim, soğan rendelemek. Bir de soğan, bir tane. soğanımız var. Tepsiye yayma esnasında mutlaka hı hı. E, istersen tamam. görelim. Olur. Sonrasında da yine toygo çorbası yapılacak ve e, Kurma uyutması. uyutması. Tatlımızda evet. e, yapıyor olacaksın. Aralarda yine birlikte tamam. olacağız ama sevgili Meltem ablanın yanına geçiyorum şimdi. Canım. Çok güzel tariflerimiz var. Ekranların başındaki izleyenlerimizin gerçekten e, işini kolaylaştıracak, hayatını kolaylaştıracak. Bildiğimizi zannettiğimiz ama daha pratik hallerini bize göstereceğin evet. e, ev temizliği ile ilgili, bayram temizliği ile ilgili güzel tariflerimiz var. Yani bu e, şu anda hazırlamış olduğumuz e, bütün malzemeler aslında hepimizin evinde bulunan malzemeler. Ama bazı malzemeleri karıştırarak kullandığınızda çok daha pratik, çok daha kolay. Hani işte evde şu bitti, lavaboları ovacağım ama onu olmak için kullandığım deterjan bitti dediğinde Dediğinizde aslında evde o malzemeler var. Var aslında. Çok daha pratik, çok daha kolay ve çok sadece. daha. Şimdi onları öğreneceğiz. Evet. Şimdi bayram geliyor, bayram temizliği yapıyor bütün hanımlar biliyorum harıl harıl. Ben de çalışıyorum bir atölyemiz var biliyorsun. Biz de orada yemekler yapıyoruz. Vakit buldukça evde temizlik yapmaya çalışıyorum bölüm bölüm ayırıyorum. Biliyorum şu anda cam silen, çerçeve silen bir sürü hanım var. Evet. Ee, Koltuklar bütün Ramazan boyunca hanımlar çok fazla yoruldular. Yani bayram Onu... temizliği diye bir şey var değil mi? Var tabi olmaz, evet, olmaz olur mu bayram temizliği? Temizlik yapacağım gelemem. Hele son günlerde Ramazanın son günlerinde ince e, her şey birikir. Evet, e, i̇ftar var ama ben gelemem. Bayram temizliği var gibi konuşmalar oluyor. Şimdi koltuklarda bir takım lekeler var. Ufak çocuğu olan var. <laughs> Pardon. Koltuk temizliği yapıyoruz şu anda. Evet şurada minik bir puf var Onda biraz deneyelim istedim. Son Güzel. derece kolay. Hepimiz e, birçokların evinde aslında bulaşık makinesi parlatıcısı var. Makinalarda kullanılıyor. E, onu ben leke çıkarmak üzerine kullanıyorum daha çok. Tamam. Çıkmayan lekeler çay lekesi gibi kahve lekesi gibi lekelerde kullanıyorum. Hı -hı. Koltuklarda da bir miktar oluyor. İşte bir, bir şey dökülüyor, yağ dökülüyor, e, kahve dökülüyor. Çay dökülüyor. Onun için yapmanız gereken şey birazcık şöyle bulaşık makinesi parlatışı, benim hiç ve vazgeçemediğim sirke. sirkemiz var. Ne sirkesi evet. kullanıyorsun? Genelde temizlik söz sirkesi, sirkesi sirkesi konusu olduğunda. Aslında şöyle temizlik söz konusu olduğunda beyaz sirke kullanıyorum en performansı yüksek temizlik konusunda çünkü bazı beyaz zeminlerde sirkenin de kendi hafif pembemsi rengi kalabiliyor. Hmm, hmm. Onun için en güzeli beyaz sirke kullanmak beyaz ama sirke, her sirke derdi. olabilir. Tamam. Şimdi ben bunu böyle koyuyorum. Üzerine birazcık su ilave ediyorum. Parlatıcı koyduk. Sirkemizi evet. koyduk biraz sulandırıyoruz. Evet. Sonra şöyle şu bir bezle, bir toz beziyle hemen karıştırıyorum ve evde hızımı alamayıp burada <laughs> burada da koltuklarımızı burada temizlemeye devam ediyoruz. Temizlemeye başlıyoruz. Şimdi koltukların üzerindeki lekeleri şöyle rengi hemen değişiyor, değişiyor ve açılıyor. Yani, evet. Burada da ciddi lekeler orada var. Orada orada felaket bir leke var gerçekten. Şimdi burada mesela mürekkepte bir leke var. Evet, bayağı sert bir leke evet, yalnız o. Bunu şimdi daha önce fark etmiş olsaydım buraya uygulamam gereken şey saç spreyiydi. Nasıl? Zemin evet. Zemin kuruyken ee, hiçbir şekilde ıslanmamışken elinize kuru bir bez alıyorsunuz. Üzerine saç spreyi sıkıyorsunuz. Bütün e, mürekkep lekelerini işte tükenmez kalem lekelerini son derece güzel çıkartan şey, bir şey. anlamadım. E, direkt lekenin üzerine mi saç sıkıyoruz? Direkt lekenin üstüne saç spreyini sıkıyoruz. Nasıl bir Ve şey? Ve siliyoruz. Ne? Ne sıkıyoruz, ne siliyoruz. Daha önce ben e, defalarca denedim. Hanımlar da deneyip bize yazsınlar ben denedim oldu olmadı diye. Aa, çok enteresan. İnanılmaz güzel bir şey. Bembeyaz koltuğunuza tükenmez kalem lekesi oldu. Evet. Üzerine saç spreyi sıkıyorsunuz. Saç spreyi daha koyulaşıyor. Önce Aman oluyorsunuz. Bir fenalık geçiriyorsunuz. Sonra kuru bir bezle güzelce siliyorsunuz. Sonra da bu yapmış olduğum karışım, Hı -hı. sirke ve bulaşık makinesi parlatıcısı karışımıyla Hı -hı. onu Yok edebiliyorsunuz onun için. Kumaşlarda hiç Kumaşlarda da geçerli mi yani? Atıyorum bluzumun şurası tükenmez kalem geçerli. oldu. O da geçerli Geçerli. Ama şöyle kumaşın cinsine göre belki böyle bir arka bir yerinde bir ya da bir koltuğun lazım. ilk önce arkasında hani saç spreyi içinde nihayetinde bir miktar alkol var. Evet. E, rengini bozmasın, açmasın ona diye ona da bakmak lazım. Ona da, da bakmak evet. lazım. Dikkat etmek lazım. Mürekkep değil orada başka bir petrol var. <laughs> Sizin lekeniz çok eski. Ya bu leke verilir mi ya? ben tamam Ev leke leke değil başka bir şey. Neyse koltuğumuzun rengi. Yok ama genel açıldı. genel olarak yapılması gereken şey leke varsa çay lekesi, kahve lekesi. Şu. Bu gerçekten çok güzel bir formül. Beyaz halınız vardır. Beyaz halı flekstir, yolluktur. Ee, üstünde leke çok bellidir. O zaman ne yapıyoruz? CK ile bulaşık makinesi parlatıcısını karıştırıp suyla seyreltiyoruz ve orayı güzelce siliyoruz. Pırıl pırıl Mis. çıkıyor. İster çok koltuk iyi. olsun, ister yer olsun. Sonrasında Ekstra bir durulamaya falan gerek ya, var mı? Yapabilirsiniz. İstiyorsan normal. yapabilirsin. Evet yapabilirsiniz. Sadece sirkeli suyla silebilirsiniz. Beyaz sabunla şöyle silebilirsiniz. Güzel koksun istiyorsanız. Koltuk haricinde başka bu karışımı nerede kullanabiliriz? Halılarda kullanabilirsiniz. Islattım orayı bebeğim deneyeceğiz ama gel. Ha başka bir yeri çiz tamam. Bir de bir kuru bez. Koltuğu ha. çizdi ya. Çizdi. Ah. Kuru yeri çizdi. Saçim. Kuru yeri mi çizdi? Evet. Yok bak şu arkasını çizelim. Şurasını bence. Tamam. Aa, nasıl kadar ya. Bak kalp çizdim. <laughs> <laughs> Gözüküyor mu kalp? Şöyle mi döndüreyim? Bak. Tamam. Ha. Ha. Şimdi bu, bu bezin beyaz olması gerekiyor ama biz şimdi sevgili hanımla bak renk ne kadar koyulaştı. Evet. Biraz silerken çaba sarf etmeniz gerekiyor. Ne çabası bitti neredeyse. Aa şaka gibi. Bu. Aa. İnanılmaz. Ne? Şimdi tabii bunu bırakmamak lazım üstünde. Bunu da bir Onu sabunlu bezle evet. evet. lazım. Ya da bizim işte hazırlamış olduğumuz bir bezimiz çocuklar vardı. Çocuklar duvarı tuval gibi kullanıyorlar ya tükenmez kalemle boyuyorlar çıkıyor. çocukları. <laughs> ha? Çıkıyor. Koltuklar o saten boyaları, falan. koltukları hepsi çıkıyor. Gerçekten. Yatak benim yeğenim bütün yatağı çarşafı kaldırmış bütün yatağı boyamış mı? resim yapmış. Sanatçı çocuklar ya. Vallahi bak gerçekten. <laughs> Bu, bu son derece güzel yerde. bir formüldür. Müthiş. Valla harikasın. Herkesin evinde var mı bilmiyorum ama leke çıkartmak için herkes evinde Olsun. bir saç spreyi Olsun. bulundurabilir. Çünkü en kolay temizlik yöntemi. Harikasın valla. Devam edelim. Evet hemen. Koltuklarımızı temizledik. Hemen devam edelim. kalem izini nasıl çıkaracağımızı öğrendik. Saç spreyini kullandık. Şimdi camlar mı? Camlara mı hanımlar sıra? çok düşkündür. Böyle dönerler, bakarlar, silerler, bir daha bakarlar. Camlarla ilgili de çok güzel bir formül var. Demin beyaz sirke dedim ya hemen şimdi biraz beyaz sirke koyuyorum. Hmm. Biraz bulaşık makinesi parlatıcısı Bu koyuyorum. beyaz sirke hiç nasıl ben ilk defa duyuyorum beyaz sirke Temizlikte ya. kullanılıyor genelde ha, beyaz sirke. Dolayısıyla ondan da son, son derece kolay. Ee, birazcık bulaşık makinesi pardon elde yıkama deterjanı kullanıyorum. Çok azıcık zeytinyağı koyuyorum. Bince. Niye zeytinyağı koyuyorum? Kaygan olsun diye. Yani hmm. ee, Su damladığında bunu mesela duş akabinlerde de deneyebilirsiniz. Hmm. Suyu ve kireci tutmasın hmm. diye. Yağlı Aslında. yağlı kalıyor mu? Asla kalmıyor Tabii. yağlı yağlı. Biraz bulaşık makinesi deterjanı koyuyorum. Tuz hmm. ya, sirke, evet. bulaşık makinesi deterjanı ve ve birazcık da şu yok değil. <laughs> Süt'e benziyor ama süt değil. Ee, birazcık yumuşatıcı. Yumuşatıcı. O da camlarınızın, sehpalarınızın toz tutmasını engelliyor. Mesela bugün toz alıyorsunuz, e, çok cadde üstünde oturuyorsunuz, pencere açılmasa bile, ertesi günü tozlanmış oluyor. Böyle yaptığınızda sehpalarınızın üstü ya da işte dolaplarınızın üstü cevizse, koyu renkse. Bir iki gün toz tutmuyor. Çok güzel. Çünkü üzerinden uçup gidiyor. Yani uçup bir katman, gidiyor, katman oluşuyor evet, belki. Bir katman oluşuyor. Koruyor. Biz i̇çine de bunu koyuyorsunuz. Yumuşatıcıyı da, Yumuşatıcıyı da koyup karıştırıyorum ve ben bunu bir şişenin içine koyuyorum. Ha, Şöyle spremse. bir sprey şişesinin içine Şişin koy. Evet evet, böyle bir sprey şişesinin içine koyuyorum. Elime bir tane toz bezi Bezle. alıyorum. Hmm. Bezle güzelce pıs 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 yapıp siliyorum. Bunu camlarınızı silerken kullanabilirsiniz. Dediğim gibi evdeki mobilyalarınızı e, korumak için kullanabiliriz. Yani, çok toz alan Tozlanması evet. çok ihtimali çok yüksek olan Yerlerde kullanabiliriz Herkes çalıştığı için bir de çalışmasa bile hanımlar hmm. Ayna Aynası. getirdi bana azıcık <laughs> ye, <az. gülüyor> Silmek ister misin Merve? görelim. Hadi Merve azıcık sil gel Şimdi o bir ayna ise patates aldım elime Bak egzersize gelince kaçar silme deyince gitmiyor Farkında mısınız böyle bak seçici Silecek mi? Silecek tabi Şimdi aynalar pırıl pırıl olsun istiyorsanız, İsteyim. aynalarınız toz tutsun istemiyorsanız, banyodasınız, aynalarınız duş alıyorsunuz, çıkıyorsunuz, kendinizi göremiyorsunuz, buhar oluyor. Hı -hı. Ne Bunun olacak? Şimdi ben patet şimdi onu öyle kestim ama öyle kesmiyorum normalde kabuklarından yapıyorum, ziyan olmasın diye. Patatesle böyle. Evet. bir şey. Patatesle Hı -hı. güzelce ovuyorum. Tamam. Bezin vardı, ne yaptım onu? Şu. Bak, kaybettim ha. Önce patatesle Şimdi, böyle bir sildik. Onayı evet. Parladı. Şimdi bu buhar tutmasını engelliyor. Toz tutmasını engelliyor. Ee, eskilerde şimdiki gibi deterjanlar çok fazla yoktu. Dolayısıyla da bütün atalarımız neyle yapıyorlardı bu işleri? Bu tip malzemelerle yapıyorlardı. Hem ekonomik hem doğal. Değil mi? Şimdi güzel bir kurulama bezine ihtiyacım Minimum var ama. Minimum kimyasal. Evet minimum kimyasallar Bu da kullanma bezi Evet Tabi daha toz tutmayan bu sarı beyazlar evet, biraz, biraz tost daha toz bırakıyor şey yapıyor Ama yine de pırıl ama pırıl oldu Ama nihayetinde pırıl pırıl hale getiriyor Bravo Merve Elinden ne iş gerçekten seni Biraz daha biraz daha gayret Yakıştı Hazır eline Hazır elinden birkaç yeri daha temizlersin tamam Kağıt havluyla da silebilirsin Sakin ol şampiyon tamam bitti <laughs> Çok severek yapıyor <laughs> Ama çok güzel oldu Vallahi pırıl pırıl oldu Miko. En güzel tarafı da Teşekkür ederiz. E, buhar tutmuyor. Çok güzel oldu hakikaten pırıl pırıl. E, camlar pırıl pırıl oluyor. Bir de ekonomik patates yani nihayetinde kullandığın şey, bunu duru suyla da silsen, sirkeli suyla da silsen. Biz şimdi camlarınız pırıl pırıl olsun diye bir formül uyguladık ama e, patatesle camları kapalı sadece camları da değil mesela e, şeyler kapılar. Hmm. Evin kapıları. Patatesi ovun, sirkeli suyla temizleyin. Pırıl pırıl hale geliyor. Mis. Onun için temizlik Hem ekonomik. Hem to tekrar bir toz şey. tutmasını da engelliyor. Evet, engel demiş oluyor. Bir diğer tarifimiz ise hangisi olsun? Şimdi yer temizliği hep yüzey temizleyiciyi kullanıyoruz. Biz hepimiz çamaşır suyunu seviyoruz. Kokusu bile hijyen duygusu uyandırıyor bizde. Halbuki evin kötü elektriğinden kurtulmak için. E, ufak çocuğunuz varsa yerdeki mikroplar kimyasalla karşılaşmasın. Tabii. Kimyasalla ne bileyim işte elması düşüyor, memesi düşüyor evet. bebeğin. Evimiz için... yani sonuçta evet. güvenilir olsun evet. istiyoruz. Kesinlikle. Ve... Bir de biz enerjisi temiz olsun istiyoruz hmm. evimizin. Enerjisinin temiz olması için en kolay yöntemlerden bir tane herkesin evinde tuz vardır biraz tuz mikrop kırıcı özelliği vardır bunun içine sirke de ilave edebilirsiniz bir miktar ve o hani böyle bir kapı açılır evden içeri girersiniz dersiniz ki ne güzel kokuyor ev mis gibi kokuyor ya fresh kokuyor gerçekten tarçın eve girdiğinizde o böyle anne kurabiye pişirmiş gibi mis gibi bir koku oluyor kurabiye nerede Kurabiye yok işte sadece kokusu var tarçından. Aa olmaz ama. <laughs> Onu elle Onu almışken bir de, bir de bir kurabiye hemen. <laughs> evet hemen. Birazcık tarçın attım içine. Birazcık tarçın atıyorum içine. Tuz, tarçın. Bunları ve böyle evet bu olur. benim yerleri silme suyum. Hem tuzla sildiğim için evin enerji temizleniyor. Doğru. Hani derler ya nazara karşı Doğru, diye. Evet, evet. E, buna çok inanırım. Ee, bununla beraber sildiğimde hem de evin içine girdiğinizde herhangi bir ev kokusu kullanmadan Fresh, güzel mis gibi bir koku var. Şimdi ben bunun içine tarçın ilave ettim, tarçın hmm. koydum. Tarçın istemem derseniz bunun içine ne bir limon yağı, bir lavanta ee, lavant yağı lavant yağı gibi yağı bir şey. Olur. Dolayısıyla kapınızı açtığınız zaman e, o hani dükkanlarda mağazalarda çok güzel ambalajlı kokular satılıyor filan. Ee, onlar da güzel olur olabilir ama hani biz kimyasal bir şey solutmayalım diye düşünürsak, bebeğimiz evin içinde. var vesaire diye düşünüyorsak da böyle doğal bu en yollarda güzel yöntemlerden bir Hem tanesi. temizliyoruz hem de güzel kokacak. Kesinlikle harika. Bu şekilde de temizleyebiliyoruz. Bunu şöyle birazcık Tuzumuz, yer alayım. Tuzumuz, suyumuz ve bir de ucuz minicik ve ekonomik tarçın. tuz ve tarçın. Yani Süper. hani çok pahalı olan bir şey değil. Dolayısıyla bu bizim için güzel bir yöntem. Evet, Şimdi benim en çok mutfakta dikkat ettiğim, şefim de bilir ve kullanır eminim tahta kaşıklar. Tahta, kaşık. tahta kaşıkları e, çok dikkatli kullanmak gerekiyor. Çünkü içlerinde mikrop barındırıyor. Hmm. E, Kullanmayın da diyorlar da bu bir vazgeçilmez bir şey sanki değil mi? Bu mutfağı? şimşir kaşıklar... Ee, gerçekten vazgeçilmezim mutlaka. Bir de onun plastiği var şimdi. Hangisi daha iyi baktığında? Şimdi plastiğine baktığınız <laughs> zaman da o işte siyah siyah güzel şık kaşıklar yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> e, onlar da petrol alt artığı deniyor. Sıcakla <laughs> temas evet. etmesin deniyor. Evet, evet, Dolayısıyla evet. biz biraz da atalarımıza güvenerek atalarımızdan yola çıkarak o şimşir kaşıklardan vazgeçmeyelim. Bir şekilde onlar kendi içlerinde... E, canlı yaşayan ağaçlar. <laughs> Ama onları düzgün kullanırsanız, düzgün temizlerseniz temizliği e, önemli onların evet, da. Evet. olan onların bakımı ve temizliği. Yani siz şimdi bu tahta kaşıkları bulaşık makinesine koyarsanız bu gözeneklerinden içeri bu bulaşık makinesi parlatıcısını da alır, deterjanı da alır. Kesinlikle Ve tencereye koyup karıştırdığınızda da o bulaşık makinesindeki deterjan da parlatıcı da sıcakla beraber çözülüp yemeğinizin içinde siz bir miktar deterjan yemiş olursunuz bir miktar parlatıcı yemiş olursa evet, onun için kimyasallara maruz evet, kalmış oluyor. Onun için yapmanız gereken şey ben bunu çok sıklıkla yapıyorum evde. Nasıl temizliyoruz tahta evet. kaşıklarımız? Tahta kaşıklarımı şöyle bir kabın içine koyuyorum, üzerine biraz karbonat serpiyorum. Evet. Üzerine. Üzerine de sirke döküyorum ve sonra biraz su ilave ediyorum. Bunu Birkaç saat bekletiyorum. Nasıl bir su? Sıcak su mu? Soğuk su mu? Hayır, Çünkü soğuk hani... su ilave ediyorum. Soğuk su. Tamam. Soğuk su ilave ediyorum. Bunlar böyle bir şekilde bir miktar bekliyor. Tamam. Şimdi bunların gözenekleri var dedik ya, hava alıyor dedik. E İçine. De böyle dedik. böyle bir olmak istiyor mu yani? Ha bunu yıkıyorum tabi. Yani bir süngerle, bunu güzel sonra... yıkıyorum. Yıkadım, duruladım, kuruladım. Sonra da şefimden biraz peçete rica etsen mesela. Ha, kağıt poşala. Ben de alırım elbette, abla. Ha. Tamam, aldım anneciğim. Şimdi bir de bunun gözeneklerine bir miktar kapatmak gerekiyor. E Tabi. O zaman da en sağlıklısı he, birazcık şöyle azıcık zeytinyağı bıçık bıçık olacak şekilde değil, değil ama. Ama zaten Emir onu ortakta bu arada. Evet. Bunu böyle tahta kaşıkları da şöyle genelde bunlar. Ocağın yanında şöyle bir şeyin içinde dururlar. Şöyle de bırakabiliriz. Evet, böyle de bırakıyorum. Sonra kullanırken şöyle bir suyun üstü suyun altından geçiriyorum. Hani mutfakta açıkta kaldı, tozlandıysa üstünde toz olmasın diye rahatlıkla. Tenceremin içine sokabiliyorum O zaman gönlümde rahat ediyor Bu aynı formülü kesme tahtaları Yine daha çok da kesiliyor şimdi Onlar şimdi, bıçakla tabii, birlikte Kesme tahtaları içinde yapmış olduğumuz şöyle bir şey var Ben kesme tahtasını kullanırım Bizde yoktu mu kesme tahtası var mı? Tahta olarak Diğer var mıydı Merve? bir de onu da kardeş. isterseniz e, bakalım Hemen varsa yapalım. çünkü o bıçakla birlikte daha da çok kesiliyor yarıkları daha da fazla sonuçta o bir kere elde yıkanıyor tabii ki bulaşık makinesine atılmıyor ama tabii yine ki. de bir deterjan kullanılıyor ha elde onu da yıkanıyor böyle... bir de o siz kesme tahtasının üstünde hem tavuk kesiyorsanız hem ee, balık kesiyorsanız her şey, hem her şey, evet. et kesiyorsanız çapraz... onların ayrı ayrı olması önemli tabii. yani bu tahtaların bile et keserken, tavuk keserken, soğan ve sebze doğrarken hep ayrı ayrı tahtalar olması gerekiyor. Hı hı. Çünkü çapraz bulaşma dediğimiz bir şey var. Yani As o bakteriyi evet. oradan oraya taşımamak Hoş. gerekiyor. Hı. Benim şimdi en sıklıkla yaptığım şeylerden bunu kullandım. Tavuk doğradım. Şöyle karbonatı serpiyorum. İşimiz bittikten sonra yapacağımız evet. temizlik. Salata da yaptım. Limon arttı. Ben o limon kabuklarını hiç atmam. Muhakkak kullanırım. O kadar çok kullanacak her şey yere, var her ki. Her yere. Her yere. Bulaşık makinesinin sepetine koyabilirsiniz bunu. Evet. Sıcak içinde bu bütün içindeki o güzel limon aroması, aroması ve kokusu ve mikrop kırıcı özelliğiyle beraber annem benim böyle parmaklarını sokardı ben, limonun içerisine. içerisinde evet, tabii. değil mi böyle parmakken ben televizyon seyrederken işim gücüm biter bulaşıyı yıkarım ondan sonra limonu alırım Seşe, otururum hadi. bütün parmaklarımı hem mikrop kırar hem temizler hem ellerinizi yumuşacık yapar eskiden bu kadar şimdiki gençlerin kullandığı kadar kremler işte öyle kremler böyle kremler, kremler. yoktu evet, dolayısıyla tamam. annelerin e kendi ellerini yumuşatmak bir için. de sıkıp saça jöle yapılırdı eskiden. Evet. Değil mi? Eskiden tabii. Eskiden yoktu tabii. öyle şeyler. Tabii kesinlikle öyle. Saçlarımızdan kabuklarını şey, çekirdeklerini ayıklardık sonra. <laughs> Balerinken yapardık. Ben de çok yaptım. Böyle. Şimdi. Şimdi. Bunu böyle ovuyorum ve tahtayı bir miktar bırakıyorum. O bütün gözeneklerin içindeki mikroplar, karbonatın biliyorsunuz, karbonatın da limonun da mikrop kırıcı özelliği var o mikrop kırıcı özelliğinden dolayı içindeki bütün o bakteriler işte etin artıkları, tavuksa tavuğun artıkları hepsini yok ediyorsunuz. Sonra da bunu güzelce yıkayıp kurumaya bırakırsanız çok fazla sadece bırakmadan, pratik değil çok da doğal ve sağlıklı bir doğal, yöntem. Doğal, ekonomik. Evet hem ekonomik hem sağlıklı. Kesinlikle. Gerçekten Kesinlikle. önemli. Kesinlikle. Bir de mesela şimdi bu limonu kullandınız. Hepimiz bulaşık bulaşık yıkarken bir sünger kullanıyoruz. Hani üstü yeşil evet, süngerler evet, var evet. ya. Mesela o en çok bakteri Barındıran, barındıran şey. şey. Biz geçenlerde baktık mikroskop altında. Otobüste bile kol tutuyorsun, işte kenar tutuyorsun, arabada gün içinde o dışarıda... O kadar kirli değilmiş derler. O kadar kirli değil. En kötü, rutubetti kaldığı için, yemek artıklarından buluştuğu için, onları temizlemeye çalıştığı için en çok bakteri ve mikrop biriktiren şey o süngerler. Ben muhakkak birazcık şey bırakırım. Hıh. E, <laughs> Ha şey de geldi. Evet evet. Dur geldik. ona da bakacağız şimdi. <laughs> Kızartma tavalarını yıkarken öncelikle sıcak suyla mı yoksa soğuk suyla mı temizliyorsunuz diye sormuştuk. Cevap sıcak ben. su diyenlerin oranı %71, soğuk su diyenler yüzde %29. Ama evet. bakalım doğrusuna yeri gelmişken e, söyleyelim mi acaba? Söyleyelim, sıcak evet. tava işte bir şey sıcak tava demişim. Yağlı e, bir tava temizleme nasıl temizliyorsunuz diye. Balık şimdi balık Hemen tarz açarız etki. sıcak suyu normalde. Tabii. E, ne yaparız? İçindeki yağı akıtmak için tavanın hemen sıcak su koyarız. Biraz da deterjan koyarız. Evet deterjanla beraber yağını arındırmış olabilirsiniz ama kokusunu arındıramazsınız. Çünkü sıcak su o kokuyu sabitler. İlk yapmanız gereken şey tavanızın içindeki yağını akıttıktan sonra ki onu da muhakkak e, geri dönüşüm için bir kabın içine akıtın. Lavaboya akıtmayın. Sularımız kirlenmesin. Evet. Bunun güzelce soğuk suyla durulayıp deterjanla ilk önce ya da kullandığınız her Yağını akıttıktan sonra. Akıttıktan sonra. sonra. Yok yok yağını akıttıktan sonra soğuk, soğuk su açıyorum birazcık. He. Soğuk su sonra. Soğuk suyla birazcık deterjanla ya da deterjandan önce... E, Yağı bir şekilde çürütür limon, sirke. Bunlar Asit yağı yani. asitli olduğu için çürütür. Şöyle bir limonla güzelce içini ovarsınız. Ben de bu limonu her yere sürdüm ama bunları yıkayacağız tekrar <laughs> göstermek olsun. için. Evet. Güzelce limonlayın içini şöyle fazla yağını ya da içine birazcık sirke akıtın. Kullanmış olduğunuz sirkeyle, faz, şey süngerle fazlasını alın. Soğuk suyla ilk önce bir kere yıkayın. Sonrasında deterjan ve sıcak su kullanın. İlk başta sıcak su kullanılmama sebebi kokuyu sabitlemesi. Yağ kalmayabilir ama bir sonra köfte kızartırken evet. köfteleriniz balık kokar. Bir de çok güzel söyledi o balığın oradaki kalıntıları sıcak suyla birlikte tekrar pişmeye sanki başlıyor. Tabii. İyice oraya yapışıyor gibi oluyor. Sıcak su bilgisi aslında çoğunluğun verdiği cevap bir miktar yanlış oluyor Meltem Abla'ya göre. Tabii evet. ki herkesin kendi şeyi vardır ama önce soğuk suyla yapıp sonra sıcak suyla devam edebiliyoruz. Peki evet. çok güzel şimdi ta tahtamızı bu şekilde önce karbonatı döktük sonra limonla güzelce yıkadık. Evet. Yine tahta kaşıklarımızı bu şekilde temizledik. Devam Sonra edelim. yıkıyoruz ve kurumaya bırakıyoruz. Yani üst üste koymayalım tekrar ıslak ve nem, rutubet ve mantarı hızlandırır. Mümkün olduğunca... Ee, tek başına mutfakta, kurumaya tek bırakacağız. başına kurumaya bırakalım ki bir dahaki sefere kullandığımızda sağlıklı kullanabilelim... Şimdi tam tava derken balık kokusu, et kokusu, evdeki koku derken e, mutfakta yapmamız gereken şeylerden bir tanesi de hepimiz nefret ederiz. Şu kızartma kokusunu. Kızartma kokusu Hadi ona da bir çözüm Değil mi? bulalım. Hiç 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 hoşlanmayız. Şimdi ben balığımı bunda kızarttım. Ya da kızartma yaptım, kullandım. E, tavayı da yıkadım. Ama evimde fresh kokusun istiyorum. ...evimde güzel koksun istiyorum... ...o zaman yapmam gereken şey... ...mutfaktaki benim... ...ada çayımdan... ...işte biberiyem Biberi varsa biberiyemden... ...bunların hepsi olması gerekmiyor... ...birkaç tanesi de olsa yeterli... Hangileri ...defne varsa. yaprağım varsa... ...portakal yediğiniz kabukları varsa... ...portakal kabukları... ...bunların hepsini... ve ...bir miktar birazcık karbonatla... ...ve birazcık çok hafif... ...şöyle birazcık sirke biraz suyla ocağa koyun. su. Evet hem eviniz mis gibi kokacak. Şimdi düşünsenize ada çayı çok güzel kokar. Nasıl portakal, keskin çok güzel. kokular bir keskin, de değil mi? O balık kokusuna. hatta ben şöyle yapıyorum. Balık kızartırken bunu önceden hazırlayıp Aa. koyuyorum. Ocakta bir tarafta balık kızartıyor bir tarafta bu kaynıyor. Dolayısıyla İş. o keskin balık Koku. kızartma ve yağ kokusu olmuyor. Harikasın ellerine sağlık. Teşekkür ediyorum. Sevgili Meltem ablam bizlerle beraber de çok güzel tarifler oldu. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Biz ediyorum. Biz bir reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra Çağla ile yeni bir gün devam edecek bir Evet Çağla ile yeni bir gün devam ediyor. Yeni konuğumuzla birlikteyiz. Uzman doktor Ceren Buğlem el, el görmüş bizlerle beraber. Nasılsınız? <laughs> Teşekkür ederim. E, şimdi sağ güzellik konusunda aslında birçok şeyi bugün bir kez daha öğreniyor olacağız. Bildiklerimiz var aslında ama bunlar hep güncel tedavilerle birlikte yenileniyor. Evet. E, ama hepimizin aklında aslında tek bir soru var. Yani çabalıyoruz ama aslında yaşlanmayı durdurmanın mümkün olup olmadığını da bilmiyoruz sizce. Yaşlanmayı durdurmaya biz de çalışıyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Benim mesleğim bunun bir par yani bir parçası. Ee, ama bu günkü bilimle yaşlanmayı durdurabiliriz demek doğru bir cümle olmaz. Evet. Ama şunu sağlamak mümkün. Sizin yaşınıza ait en güzel, en dinamik görüntüyü sağlamak mümkün. Zaten amacımız da bu yönde. Bu yönde. Peki Hı -hı. kişinin yaşının en iyi hali yani ne demektir? Şöyle demektir, biz aslında hep söylüyoruz 20-25'imizden sonra yavaş yavaş cildimizde bazı kayıplara uğruyoruz, hacim hı hı. kayıplarına uğruyoruz. Yağ petlerimizde kayıplara uğramaya başlıyoruz, kollajen elastinimizi kaybediyoruz, hiyalüronik asitimizi kaybediyoruz. Ve yavaş yavaş hem cildimiz inceliyor hem de aşağı doğru yer çekimine doğru sarkmaya başlıyor. Aslında şöyle aynaya bakıp hani bir şöyle yüzümüzü çekeriz hani bir şöyle profilden bakarız bir burnumuzu kaldırırız. Şöyle olsa daha iyi olur dediğimiz ufak tefek e, dokunuşlar yaparız kendimize. Biz onu sağlamaya çalışıyoruz. En dinamik hali derken bunu sağlamaya çalışıyoruz. Daha yukarıda, daha dinç, e, daha yo ya yorulmamış dinamik hmm. bakışlar sağlamaya çalışıyoruz. Daha enerjik, evet. daha dinlenmiş değil evet. mi? Şimdi yüz şeklini korumaya çalışırken sadık kaldığımız bir oran var mı yoksa bu kişiden kişiye değişiyor mu? Çok fazla oran var aslında. Yani bizim kitapları larımıza baktığınız zaman sadece bu altın oran için hem yüzünüze karşıdan baktığımızda hem yandan baktığımızda profil resminizde e, inanın onlarca çizginin onlarca çizgiye oranı var o altın oranı sağlamak için aslında. Ama bizim klinik pratiğimizde benim ilk referans noktam bunlar olmuyor. Yani hastaya baktığımız zaman ilk başta ona en çok yakışan, e, hastanın kendi yüz tipine, kendi kemiklerine, kendi bakışlarına en çok yakışan şeyleri e, yakalamaya çalışıyoruz. Burada biraz tabii doktorun estetik bakışı da çok önemli. önemli. Evet aynen. Kadınlar bunu çok iyi başarıyor bence. Değil mi? Kadınların o gözü çok başka <laughs> yani. Evet bence de mi? başka. <laughs> bence de başka. Tabii hastanın beklentisini anlamak burada çok önemli. Hastayı dinlemek ve hastanın ne istediğini, nasıl bir sonuç için size geldiğini anlamakta. Aslında bunlar bence birinci referans noktalar. Biraz daha oranlar evet her zaman aklımızda ama biraz daha ikinci planda kalıyor diyebilirim. E, ameliyatsız yüz gelmeyi konuşalım. Az önce bahsettik işte birazcık daha diril, birazcık daha asılı yer çekimine birazcık daha evet. e, karşı Gelen bir, bir cilt istiyoruz Aslında diye ameliyatsız profiloplasti nedir Evet. Ameliyatsız yüz germe aslında yüzünüze karşıdan baktığımda bildiğiniz yüz germe ameliyatını ufak tefek taklit ettiğimiz bir uygulama biçimi. Biz bunu pek çok ilaçla aslında yapabiliyoruz. Aynı şekilde ameliyatsız profiloplasti de ameliyatsız profil estetiği demek aslında. Hmm. Günümüzde biz hem fotoğraf çekilirken artık dinamik hatlarımızın da güzel olmasını istiyoruz. Yani sadece bir durduğum anda güzel görünmeyeyim, konuşurken de, gülerken de güzel görüneyim. Mesela gülerken burnumun ucu düşüyor diyen çok fazla hasta Oluyor. Dolayısıyla ameliyatsız yüz germe ya da ameliyatsız profil estetiği dediğimiz şey, size hem yandan bakıldığında hem karşıdan bakıldığında ameliyata gerek kalmadan artık o hızlı çağımızda daha kısa işlemlerle yüzünüzde bir germe, bir lift etkisi, kaldırma etkisi yarattığımız, yine profilinizi güzelleştirdiğimiz uygulamaların ismi. Şimdi bu işlemler yapılıyor ama tabii ameliyatsız olduğunu düşünürsek kalıcılık süreleri ne kadar oluyor? Şöyle, tabii kullandığınız ürünlere Yaptığınız uygulamanın bölgesine pek çok şeye göre değişir. Bu kişinin kendi metabolizmasına göre bile değişir. Bu dolgular mesela bizim için çok büyük uygulama araçları ameliyatsız yüz estetiklerinde. Dolayısıyla tüm bunlara göre değişmekle birlikte ortalama olarak bir sayı verecek olursam bir yıl. ...kesin bir kalıcılığı var. Ama şunu söylemek isterim. Şöyle bir yanlış algılama olsun istemiyorum. Mesela sindirella e, gibi bir yıl sonra böyle bir peri gelecek... ...ve hop burnum eski kemerli haline geri dönecek gibi bir durum olmuyor aslında. Yo yok yavaş yavaş eziyet ede ede yok oluyor <laughs> değil mi böyle? Aslında şöyle oluyor. Şimdi o biz oraya mesela hiyalürinik asit verdik. Ee, bağışıklık sisteminde o hiyalürinik asiti eritmeye başladı. Ee, orada bir nasıl diyeyim bir savaş alanı var diyebilirim. Ama sonrasında o savaş bitip de hiyalürinik asit eridikten sonra... Bizim e, derimizin alt tabakalarında fibroblast dediğimiz aslında kollajeni ve elastini üreten hücrelerimiz var ve onlar bir anne edasıyla buralar çok dağılmış ben biraz buraları toplayayım diye biraz. evet yeni kollajen <laughs> sentezliyorlar dolayısıyla da evet tabii ki verdiğim dolgunun hacmi kadar değil ama orada kalıcı da bir etki yaratıyorum yani siz bir yıl sonra geldiğiniz zaman e, tekrar uygulamaya aslında tam olarak bir yıl önceki halinizde olmuyorsunuz o yine bile olmuyoruz kesinlikle evet konu dışı bir bir şey sorabilir miyim merak ettiğim için yani son dönemlerde şey onu araştırıyorum sığır kolajeni mi balık kolajeni mi peki sizce? Sığır kolajeni. Neden? Şimdi şöyle birçok farkı var aslında. Balık kolajeni etkisiz değil. Ağızdan alınan kolajenlerde birçok ne diyeyimse kriter var etkili olabilmesi için. Mutlaka duymuşsunuzdur. Biraz ikiye ayrılıyor doktorlar burada. Kolajen kocaman bir protein. Ben eti de yiyorum. Kocaman bir protein. Malum neden de, yüzüme evet. gidip eee kolajen evet, evet, ben o kolajeni alıyorum. bağırsamda amino asitlerine parçalanıyor. En küçük parçalarına kadar parçalanıyor. Yüzümde neden kolajen yapsın diyen bir kesim mevcut. Bir de bunun karşı tezi olarak hayır kollajene özel amino var ve biz bunları üretemiyoruz vücudumuzda. Dolayısıyla bu amino aldığım zaman ben kollajenden yüzümde bir ya da cildimde bir tetiklemeye neden oluyor organlarımda. Dışarıdan almak evet, gerekiyor kollajen, yani. Evet kollajen kullanımı bu nedenle iyi de, diyen yayınlarda var. Şimdi burada sığır kollajeni ile balık kollajeni arasında birincisi emilim farkı var. Sığır kollajenin daha iyi emildiği işte bu özel amino daha iyi emildiği aynı zamanda bir Düşünlüyor. tez. Evet, evet daha tez. bu konuda yayınlar daha çok öyle söyleyebilirim. Hmm. İkincisi de daha iyi hazmedildiği e, konusu. Hmm. Yani kolajen de mesela böyle e, ufak mide bulantılarına, hazımsızlıklara neden olabilir oral olarak ağızdan hmm. kullandığınız zaman. E, Sığır kolajeninin bunları yan etkileri de daha az yaptığı e, şu anda bildiğimiz şu anda, evet, bilgiler. bilgiler. Hı -hı. Peki hemen devam edelim. Az önce yaptırdığımız mesela işlemler, e, daha sonrasında ileriki zamanlarda bir ameliyat için engel olabiliyor mu bu özellikle de işte profyloplasti? Mahbettik. hiç olmaz Çağla Hanım şöyle biraz o konu da biraz yanlış biliniyor. Ben onu çok düzeltmek istiyorum. Daha önceden geçirdiğiniz bir ameliyat yüzünüze benim dolu ya da botoks yapmama engel değildir. Benim yaptığım işlemler daha sonra ameliyat olacaksanız bunu engel değildir. değildir. Kesinlikle. Anladım. Peki güzel. Dolgu kullanarak burnu kaldırma, kemerini saklama, geride duran çeneyi efendim öne çıkarmak mümkün oluyor mu? Çok güzel mümkün oluyor. İnanın yani ben, ben çok acayip bundan, Evet çok keyif alıyorum. Ben hastalarımı mesela yani aynayı işlem yaparken vermem. Çünkü ben şeyi seviyorum. Hasta seddeden kalkıp o aynayı aldım. <laughs> Olsun istiyorsun. <laughs> o, o efekti çok seviyorum. Evet, İnanın çok, çok beklemediğiniz kadar burnu kaldırabiliyoruz. Beklemediğiniz kadar kemeri saklayabiliyoruz. Hatta öyle bir ilizyon ki bu. Burnunuz küçülmüş gibi geliyor. O kemer burnunuzu o kadar büyük gösteren hmm. bir şey ki onu biz daha estetik hacmin bir hale geldiğimizde hacmin artması, geldiğinizde... minicik artması aslında dikkat çekmiyor. Çünkü kemer yok küçülmüş olduğu için. Küçülmüş gibi görünüyor küçülmüş burnunuz. gibi görünüyor. Evet. Tabii gerçi bunlar insana inanılmaz motive eden, hayat değiştiren minicik Çok, uygulamalar ama ne özgüven, kadar özgüven özellikle gençlerimizde evet. o kadar özgüven değiştiren bir şey ki. Yani onu makyajla saklamaya çalışıyor, konuşur, işte gülerken ağzını, yüzünü kapatan gençlerimiz hı, rahat hı. ediyor, fotoğraf çekiliyor. Yani siz bir işlem yapıyorsunuz. İnanın böyle önümüzdeki 3 ay evet. hocam yine çok güzel çıktım. Hocam çok güzel oldu Aa, diye Dönüşler ya. evet çok tahmin çok ediyorum, güzel bir şey. Tahmin ediyorum tahmin ediyorum. Peki e, pro e, bu profiloplasti ya da ameliyatsız sıvı yüz germe için yalnızca Dolgu mu kullanıyorsunuz? Hangi malzemeler kullanıyorsunuz? Hayır aslında şöyle tam olarak sıvı yüz germe dediğimiz o sıvı kelimesi bizim Hı -hı. enjekte edebildiğimiz ürünleri anlatan bir kelime. Aynı şekilde profil estetiğinde de aynı şey geçerli. Ee, mesela ben profilden bir baktım hastaya e, elmacığının altında böyle biz ne istiyoruz? Bir gölge istiyoruz orada. Bunu kontürle yapmaya çalışıyoruz bazen makyajda. Hiçbir gölgesi yok. Dümdüz inan bir elmacığı var mesela. Burada ben bir gölgelenme yaratmak için mesela maset arkasını küçültmek istiyorum en başta. Bizim en büyük çiğneme kasımız. Onu küçültmek istiyorum. Burada botoks kullanabiliyorum ya da gıdı. Mesela yine profiloplastik estetikten bakıyorum. Ben çok güzel bir joğlan yapıyorum ama gıdı saklanmıyor mesela hmm. o Onu eritmek için mezoterapiler kullanabiliyorum. Yani aslında enjekte edilebilir. Pek çok ilaç kullanıyorum. Gıda eritiliyor mu yani böyle? Eritiliyor evet. Aman. Mezoterapi ilaçlarıyla e, birkaç seansta gıdıyı çok güzel küçültüp saklayabiliyoruz. Gıda da yağ mı oluşuyor? Yağ mı birikiyor? Nedir oradaki? Aslında bunun kilo ile hiçbir ilgisi yok. Bu genetik olarak da böyle da olabilir. Evet. Daha e, burada e, yağ petlerimiz var. Aynı yüzümüzde olduğu gibi burada da yağ petlerimiz var. E, onlar da daha fazla yani yüzümüze oranla fazla yağ olması gıda oluşumuna neden oluyor. Şimdi bu işlemlerde hasta ağrı çekiyor mu? O hastalar işlemler sonrasında işlerine nasıl ve ne zaman dönebiliyorlar? Hemen dönebiliyorlar. Yani Hı -hı. o kadar kısa işlemler ki biz hemen yani o hastaya ufak anestezi kremler gerekiyorsa sürüyoruz. Arkasından işlemimize başlıyoruz. Çok uzun, yani çok fazla müdahale edeceksem hastaya hem burnuna hem dudağına hem çenesine müdahale edeceksem 40 dakika kadar sürebilir. Bir burun dolgusu yalnızca 15 dakika sürer. O kadar kolay işinize dönersiniz ki gerçekten çok e, kullanışlı konforlu günümüzde işlemler bunlar. E, ağrı da şöyle minimal ağrılar çekiyorlar hastalar ama bu dayanılmaz şeyler değil. Hatta bizim de istediğimiz şeyler. Çünkü az önce Kerem Bey de çok güzel bir cümle söyledi ağrı aslında bir uyarı bir sigorta yani biz aslında hastanın ağrısına özen gösteriyoruz işlem yaparken hastanın bize aa hocam dediği yer bizim için bir durma noktası. Ee, daha sonrasında ben oraya anestezik yaptım. Anestezik etkisi devam ediyor. Ama ben komplikasyon kontrolü de istiyorum. Hasta klinikten çıktıktan sonra bana yarım saat sonra hocam dayanılmaz bir ağrım var diyorsa bu benim için çok önemli bir şey. Dolayısıyla o ağrıyı da ben kontrol etmek istiyorum. Ve e, işlem dayanılabilir ölçüde ağrılı yani çok ağrılı bir şey değil. Kan almak gibi iğneyi batırıyorsunuz ve kan veriyorsunuz. Yani orada gibi 30 saniyelik bir işlem var. Burada 10 dakikalık bir işlem var. Ee, çok ağırlı şeyler değil. Peki e, botoks yüzü ifadesiz hale mi getiriyor? Bir kere siz her hastanıza benzer uygulamalar mı yapıyorsunuz? Ve mesela botoksu e, uygulamalarınıza nasıl konumlandırıyorsunuz? Şimdi kullanım alanlarının çok çeşitlendiğini görebiliyoruz. Şöyle botoksu ben aslında eğer bir soğuk zincir uygulaması olmasa böyle arka cebime falan konumlandırırım. Yani o kadar çok her, her yerde kullanabileceğiniz bir şey botoks. Burun kaldırmada da kullanabilirsiniz. Dudak çevirmede de kullanabilirsiniz. Yani botoks aslında siz eğer anatomi bilginiz çok iyiyse, güveniyorsanız ki ben güveniyorum. Yani Hı -hı. çok güzel her yerde kullanabileceğiniz bir şey. Ama botoks hani temel olarak biz baktığımız zaman bilimsel olarak bir tedavi edici botoks kullanımları var. Bir de kozmetik olarak kullandığımız botoks Hı -hı. kullanımları var. Tedavi edici de mesela dişimizi sıkarak neredeyse çatlamalara, kırılmalara neden olabilecek diş sıkmaları yapıyoruz. Günümüzde stres, anksiyete hepimizde çok evet, yoğun mevcut. bir şekilde yaşıyoruz ve bu yani çok Kolay bir şekilde hemen diş sıkmayla kendini gösteriyor. Dolayısıyla da hemen dişlerimizde bir bozulmaya, aşınmaya, çatlamaya, kırmaya, evet. çürümeye neden oluyor. Diş hekimleri bize önce kendi tedavilerini yapıp sonra da burayı bir yumuşatalım diye gönderebiliyor. Hiperhidroz. Terleme, çok fazla terleyen özellikle yine gençlerimizde sosyal fobiye kadar neden olabilecek terleme bozuklukları evet, evet. var. Botoks aynı şekilde bunu tedavi edebilen bir ajan. Kozmetik olarak da en çok üst yüzde kullanıyoruz tabii ki en çok üst düze konumlandırıyoruz ama onun dışında da yüzde çok alanda botoks kullanabiliyoruz. Peki botoksa en erken kaç yaşında başlanabiliyor? Yani bunun bir yaşı yok ama ben mesela 26 yaşında başladım botoksa. Çünkü o zaman aynaya baktığımda 3 çizgim vardı alnımda. Kocaman 3 çizgim vardı. Ee, ve eğer bekleseydim botoks 35 yaşında yapılır deseydim <laughs> şu anda onu sadece botoksla açamıyor olacaktım. Dolayısıyla siz aynaya baktığınızda mimik kırışıklıklarınızı ne kadar gördüğünüzle alakalı, alakalı. bir şey yaşınız. Ama şey şöyle bir şey diyebilirim Çağlanım hani o kırışıklıklar oturmadan yaptırmak çok önemli burada. Sonra yani onların tedavi. açılması zor mu oluyor çok zor o oluklar oluyor. Yani oluştuktan şöyle çok sonra? Çok zor. Çok zor. oluyor demeyeyim ama daha fazla işlem gerektiriyor. Evet, yani evet. biz aslında botoksla onu koruyup 40 yaşına kadar hiçbir çizgi oturtmayacakken. Hani böyle bir kolaylık varken, varken niye? Neden o kadar işlem yapalım? E botoksu peki etkisi ne kadar sürüyor? Kişiden kişiye de değişebiliyor gerçi. Değişim. Veya işte uygulamanın nasıl yapıldığıyla, ne kadar derine yapıldığıyla da alakalı oluyor mu? Derinliğiyle alakalı değil ama sizin dozunuzla Doza. çok alakalı. Kişinin kişisel özellikleriyle çok alakalı. Ama bunu ortalama 4 ay demeliyiz. Zaten prospektüsünde yazan da odur. 4 aydır ama yani sizin söylediğiniz de çok doğru. Kişisel özellikler çok değiştirir süreyi. Botoksun etki süresini kısaltan faktörler nelerdir? Mesela ben işte... Galiba ya buhara girmek, saunaya girmek gibi bir i̇ki şey. İki düşmanı duymuştum. vardır. Masaj gibi bir şey. Neler var i̇ki mesela? İki düşmanı vardır. İkisini de söylediniz. Söyledim bir mi? sıcak. Sıcak. Iki, kan akışının arttırılması. Sıcak deyince bir sürü şey söyleyebilirim. Her Dünleşe sabah çıkmak da mı? Evet. Her sabah saçımı fön çekiyorum önüne mesela ha. sıcak geliyor. geliyor. gibi. Güneşin alnına bir güzel yatıyorum. Güneşleniyorum. Güneş koruyucumu kullanmıyorum. Ee... Peki ama şimdi, koruyucu kullansam da orası ısınıyor sonuçta. Tabii ki. Tabii ee... ki. Tabii Ama biz maksimum korumamız Korumam. gerekiyor. Hı -hı. Yani Bu sadece botoksunuz için de değil. Cilt kaliteniz Öyle. için de tabii ki çok önemli. Ee, onun dışında sauna, hamam dediğiniz gibi oraya sıcak vuracak her şey botoksun etki süresini kısaltır. Bir. İki kan akımını artıracak her şey. Spor bile. Ee, spor, yüz yogası mesela PRP gibi ya da bizim cihaz fazla uyguladığımız yine ince kırışıklıklar ya da cilt kalitesi için uyguladığımız bazı uygulamalar yani oraya kan akışını da arttırırsanız yine bozar. Tabi birçok onlarca neden sıralanabilir. İşte tütün ürünlerinin kullanımı, e, bunun dışında antidepresan kullanımına kadar. Çok detaylı şeyler var. Ama ya, temelde bu iki şeye çok dikkat etmemiz dikkat, lazım. Süresini, ömrünü uzatmak için, eğer evet. istiyorsak. Peki uzman doktor Ceren Bulem el görmüş bizlerle beraberdi Çok keyifli bir sohbetti. Benim teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Buradan hemen mutfağıma dönmek istiyorum. Şefim Yaren Çarpar bizlerle beraberde. Neler yaptık? Şöyle bir bakalım yarancığım. Evet. Ellerine sağlık şimdiden. Teşekkür ederim. Bir tanesi hala fırında pişiyor. Fırında e, içli evet, de içli köftemiz köfte. vardı. Tamam. Ona. O. Bu. E, toyga çorbasını of, yaptık. Burada yoğurt, yumurta sarısı biraz un çırptık ocağa koymadan önce. Evet. Sonrasında e, ocağa koyup üzerine suyunu ekleyip iyice buğdayını ve nohutunu ekleyip pişirdik. Üzerine yağ yaktık. Eğer soğuk içmek istiyorsak soğutup sonra içerisine taze nane ekleyebiliriz. Yağ yaktığımız zaman yağ donar soğuk içecekse. Evet doğru. E, <laughs> hurma yutması yaptık. E, aslında incir yutmasının bir versiyonu. Hurmaları küçük küçük doğradık. Sütle beraber e, blenderdan çektik. İçerisine biraz nişasta ve e, sütü açıp ekleyip kaynattık. Muhallebi kıv kıvamına geldikten sonra porsiyonladık üzerine birazcık ceviz koyacağım. Biraz bekleyecek, iyice soğuyacak. Ondan sonra soğuk soğuk tüketeceğiz. Tüketebiliyoruz. Evet. Afiyetle. Fırına da bakalım istersen Fırına şöyle da, bir tam pişmemiş olsa da yine evet, de. Yani bir... biraz az kaldı ama genel olarak baktığımızda da Oo, biraz birazcık görebilir misiniz bilmiyorum. Ayrıca görüyorum. Şu, aynen böyle bir durumdan yeterli. Yani birazcık üstte kızaracak Nasıl sadece Ara katları. Bunun e, bu bulgurunu şişirdik, içerisine baharatlarını ekledik. Habak'tan bahsetmiştik. Bence gerçekten lezzet farkı biraz aslında o evet. reyhan çiçeğinden geliyor. E, sonrasında iyice yoğurup hamur kıvamına getirdik. altına açtık. Kıyma harcı var, kıyma soğan kavurduk, baharatlarla beraber ben tarçın yeni bahar kullanmayı seviyorum, İçerisine ekledim. E, kıymayı koyduktan sonra diğer üst katmanın iki tane yağlı kağıdın arasında açtım. Hmm. Sonra üzerine kapattım, kapattım daha pratik daha oluyor. oluyor. Çok i̇ki çok katının bulgurunun ince Az olması Az da kalmış önemli. zaten üstünün evet, kızardığı üstün zaman, kızardı zaman hazır, hazır olacak. Bitecek. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ellerine sağlık Sağ olun, diyorum. Yayınımızın da sonuna geldik sevgili izleyenlerimiz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.